Van'da meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından küçük sanayi sitesi Yapı Kooperatifi'nde ortaya atılan bazı iddialar kafalarda soru işareti bırakıyor. Edinilen bilgilere göre 1977'de Erciş yolu üzerinde yapılan 380 adet iş yeri meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra açıklanan sonuçlara göre 250'si ağır, 150'si orta hasarlı, bazı bloklarda da ağır hasar olduğu için yıktırıldı. İddialara göre hasarlı olan bazı iş yeri sahiplerine kooperatif başkan ve yönetimi yeni sanayi sitesinde yer vermiyor. Kendi imkanlarıyla enkazı kaldırılan yerde kendi tapulu yerlerinde çelik konstrüksiyon yapılan yapıların yapılmasına engel olunuyor. Merkür Haber'e konuşan esnaflar iddiaları doğruladı. Boşaltın dediler, yıkacağız dediler. Biz de zaten deprem olduğu gün bırakıp başka yerlere gittik, yani göç ettik. Yıkacağız dediler, eşyalarımızı getirdik dışarıya bıraktık. Bekle bekle ne yıktılar, ne enkaz kaldırdılar. Böyle bir baraka yaptın. Evet, böyle bir baraka yaptık. Burada çalışıyoruz. Sanayiyle davamız var diye bize vermediler. Bazılarına verdiler dükkan, bize vermediler. Ne davası vardı? Ya bizim bu istimlak falan davamız var şeyden. Kooperatifle. Evet. O davadan dolayı bize vermediler dükkan. Ama işine yarayana dükkan verdi, bize vermedi. Biz de 50 sanayilik esnafız burada. Bizi bu yönetim bitirdi. Bizi bu Fahriş Olmaz denilen yönetim bitirdi. Ben niye bitirdi? 15, yani bizim iş yerimizi bırakmıyor yapalım. Belediye şikayet ediyor. Çevre Bakanlığı'na şikayet ediyor. Efendim yapmasınlar, etmesinler. Gelin dükkanı yıkın. Aa, sorabilirsiniz de belediyeden. Biz gidip belediye başkanımızdan izin aldık. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Yani biz belediye başkanımızın sayesinden yapmışız. Ya bu binaya izin ama yapılarda izin verilmiyordu. Çelik konstrüksiyona izin veriliyor. Verdiler. Zaten vermeseler yapamayacaktık. Evet. İzin aldınız, belge. İzin aldık. Evet tabii tabii. Proje istediler bizden. Projemizi çıkarttık. Aynı eski usul, eski proje üzerine çelik konstrüksiyon yapmışız. Ama maalesef bizim buradaki kooperatif yöneticileri bize ellerine gelen her türlü engeli çıkardılar. Ne tür engeller çıkarıyorlar? Yani yapmamızı engelliyorlar. Bırakın biz yapalım. Kardeşim senin yaptığın dükkan zaten yıkıldı. Buyurun diğer sanayiye bakın. 700-800 tane dükkan yapılmış. Bir tane sağlam dükkan bulamazsınız. Yer size ait değil mi? Mülkiyet bize ait, evet. Biz 99'dan beri tapumuzu almışız. Ferdi mülkiyete geçmiş. Yani, rahat kendimiz. Tabii yani. Yani bizim kendi mülkiyetimiz burası sonuçta. Yani bura bizim tapi mülkiyetimiz. Tapi mülkiyetimiz. Belediye ne dedi? Belediye yani dedi size geçici ruhsat verelim, biz razı olmadık. Dedik madem ki ruhsat veriyorsanız ruhsatı verin de asli ruhsat verin, bizim paramız ne giderse biz gerekeni yapalım. Van Demirciler, Tornacılar, Tamirciler Odası Başkanı İdris Karayel, Otosanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz ve yönetimine ateş püskürdü. İdris Karayel, Otosanayi Sitesi Kooperatifi'nde esnafın tapulu malı, mülkü peşkeş çekiliyor. Oğluna, akrabasına dükkan yapanlar var. Burada keyfi bir idare sistemi, ağlık, hatta bir zorbalık var iddiasında bulundu.